Herkese selamlar, kocaman merhabalar, sevgili ikizler burçları. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün Nisan ayına özel bir tarot bakımını kanalımda dinliyorsunuz. Güzel bir ay olsun. Her şeyin hayırlısı, her şeyin uğurlusu. En güzellerini sizler için diliyorum. Güneş yükselen ay burcu, ikizler olanlar Nisan ayında neler bekliyor? Bakalım neler bekliyormuş. Şöyle ilk kartımla beraber başlıyorum. Benim güzel ikizler burçlarımı herkes görsün. Yeni bir sayfa bekliyor. Yeni bir sayfa, yeni uğraşlar, yeni hobiler, boyunuzdan büyük işler. Ve gördüğünüz gibi bir gökkuşağı var. Gökkuşağı hayatınıza renk gelmesidir. Hayatınızdaki bütün açık renkleri, tüm güzellikleri kullanabildiğiniz bir dönemdesiniz. İrili ufaklığı, çok fazla hayaliniz var. Bakın gökyüzüne bile küçücük bir şeyin içine sığdırabilmişsiniz. Bu şu manaya geliyor. Başkalarının yapamam edemem, işte uf bu olay çok büyük bir şey benim için dediği her şey siz şakır şakır yaparsınız. Başkaları 5 senede zar zor evleniyorken siz 1-2 senede halledersiniz. Ve bu Nisan ayında çok büyük bir hani başlangıç yeni bir sayfa olur sizler için bu bir. İkincisi millet 3-5 senede de, yani millet dedim ikizler <laughs> burcu haricindeki diğer tüm herkesten bahsediyorum. Diğer insanlar çok fazla bir şeylerle uğraşırken, işte haftalarını alırken belki siz bir gecede, iki gecede yani otursanız bir şeylerin bir başına her şeyi halledebilirsiniz. Başkaları zar zor para biriktirirken siz biraz kendinizi sıksanız inanılmaz şeyler yapabilecek bir düzeydesiniz. Fakat arkadaşlar bu başlangıç kartının, bu yeni sayfa çok özür diliyorum. Bu yeni sayfanın ilk anda geliyor olması sizi çok zorlar neden zorlar? Dediğim gibi boyunuzdan büyük işlere kalkışıyor olabilirsiniz. Yani paranız yoktur ama gerçekten para gerektiren bir işte iş yeri açarsınız. Yani güzeldir, yeni bir sayfa değil mi? Evet, evlilik, çoluk çocuk sizin için çok korkutucu olabilir. Şehir değiştirmek, yani bir başkasının yanında çalışmak korkunç geliyordur, çok zor geliyordur. Ama dediğim gibi yeni bir sayfa var, olmaz. Bu olmazsa bunu denersiniz bu arada. Farklı şeyler deneyebilirsiniz. Ayrıca daha önceden de bazı konularda bakın birkaç deneme yanılma olayları yapmışsınız. Şimdi artık olaylara daha büyük bakıyorsunuz. Bu anlamda da aslında bu Nisan ayı sizin için biraz daha manifest dediğiniz bir dönem olarak geçebilir. Manifestiden ben size şöyle anlatayım. En basitinden yapabileceğiniz manifest şudur. Hani kalkıp da 7-7-7 falan olaylarına girmenize gerek yok. Telefonunuzun ekranı olur, bilgisayarınızın ekranı olur. Ne görmek istiyorsunuz? Arabam almak istiyorsunuz? Ev mi almak istiyorsunuz? Bunları altlı üstlü, sağlı sollu işte para birimlerine koyun. Fotoğrafları şak 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 yapın. Ondan sonra koyun ekranınıza habire de dursun orada. Bunların her biri manifesto olayına giriyor. Dua koyabilirsiniz ekranınıza. Her baktığınızda görebilirsiniz diye. Yani aslında size bunları da beraberinde getiriyor. Devam ettiğimde tamamen bir sezgi kartı. Bu sezgi kartı arkadaşlar sizlerin çok hayal dünyasında olduğunuzu, sürekli bir şeylerin hayalini kurduğunuzu, şimdiye kadar hayal olan şeylerin artık gerçeğe dönüştüğünü ifade ediyor. Çünkü bakın burada o kadar çok bu balona yani hayali o kadar çok yakınsınız ki sezgilerinizle hayallerinizin arasında neredeyse hiçbir fark yok. Ve farkındaysanız bir çerçeve olayınız var. Bu çerçevede şunu söylüyor. Yani bu balon nereye gidebilir ki? En fazla tavana gider. Çıkarım sandalyenin tepesine alırım. Boyum yetiyorsa uzanır. Çekerim aşağıya. Nereye gidebilir? Kaçamaz benden. Yani bu şu şöyle bir şey. İçinize doğan şeyler, sezgileriniz sizi doğru yönlendiriyor. Bazen sağlık, bazen maddi manevi yetersizliklerden dolayı hayallere, ön sezgilerinize ara vermiş olabilirsiniz. Ön sezgilerim acaba yanlış mı çıktı? Ben bu insan için çok iyi şeyler düşünmüştüm. İş, eğitim, kariyer, şu, bu, satış. Çok iyi şeyler düşünmüştüm. İçime de öyle doğmuştu. Öyle sezinlemiştim. Ama ben mi yanlış yapıyorum acaba? Kendime güvenmemeli miyim? Soruları olduysa bazen hayatta bazı şeylere ara verilebiliyor. O balon o hayal biraz uzağa gidebiliyor ama ulaşamayacağınız bir yerde değil bir gayret deyip o balana, o hayale tekrardan ulaşabilirsiniz. Yani Nisan ayı sizi tekrardan doğduruyor. Doğuyorsunuz öyle diyelim. Bir root kartı geliyor. Bu root kartı şu, şudur arkadaşlar. Kök. Kökler yani. Bu kök dedi aslında bildiğiniz kök, kök çakra. Ama tabi burada sarı göründüğü için aklara, akıllara biraz sakral çakra gelebilir ama aslında anlatmak istediği şey kök çakradır. Size şöyle söyleyeyim. Kök çakrada şöyle bir şey vardır. Eğer ki kapalıysa yani ölme isteği kendinizi hissedemezsiniz, depresyona gidersiniz. Ya uf herkes çok güzel, çok zeki, çok zengin. Ben bu çok zeki, herkes ben burada ne yapacağım? Yani hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda işte herkes çok uzun boylu, herkes çok zayıf. Uf tek kilolu ben miyim? Bakın kendinizi bazı yerlerde e, yetersiz görme olaylarını beraberinde getirebilir. Birincisi böyle bir yani durumdan kurtulma olayınız var. Yani kendi kendine de tabii ki bazen çakralar açılabiliyor. Yaptığınız yanlış bir şey varsa kök çakra alakalı kendiniz mesela başkalarıyla içten içe kıyaslama gibi. İşte başkalarının çocuğu niye çok güzel, benim çocuğum niye çirkin. Herkesin çocuğu çok zekiyken benim çocuğum niye hiç ders çalışmıyor. Bakın bunu bir kenara bıraktığınızda hem de kendiniz için aynısını yapmayı bıraktığınızda inanın çok çok Rahat edersiniz bu bir. İkincisi burada şöyle bir durum var. Dediğim gibi sarı renginden dolayı sakral çakrayı da beraberinde getiriyor. Bunda da şöyle bir şey var. Birincisi hayal gücü. Zaten gördüğünüz gibi bir hayal gücü. Bir hayal etme. Yine burada da aynı şekilde bakın. Kurduğunuz bir hayal var. Bu hayallerle alakalı şunu getiriyor. Birincisi kreatif bir kişiliği. Artı cinsellik olaylarını da getiriyor. Bunlardan aldığınız mutluluğu getiriyor. Yani bir yandan da kendinizi sürekli suçlu hissediyorsanız, az önce de söylediğim gibi kök şakrada da söyleyeyim, şimdi sakral çakra için de söyleyeyim. Kendinizi yani sürekli bir yetersizim, herkes çok iyi, ben niye böyleyim, her şey çok kötü oluyor, bu benim suçum. Yani bu kurban psikolojisine girildiğini anlatıyor. Biraz e, bu konuları bir araştırın internetten, yani tavsiye ederim. Çünkü biraz bakın buralarda bir sıkıntı var. Buralarda sıkıntı varsa para da kazanamazsınız. İnsanın içinde de çıkamazsınız. Artık başkalarının yanında da çalışamazsınız. Normal kamusal hayata ya da özel sektöre uyum sağlayamaz. Nefret etmeye başlarsınız. Buna dikkat edin. Ve bakın hemen bunların arkasından bakın gördünüz mü ne kadar güzel devam ediyor. Ve size neyi getiriyor arkadaşlar? Başlangıç getiriyor. Başla başta diyor. Yeni sayfaya açtın. Sezgilerine baktın. Kendini düzelttin, temizledin. Sıkıntın neyse içinde bunu hallettin. Artılarını, eksilerini tarttın, ettin ve şimdi başlangıç zamanı senin için gelmiş bulunuyor ve diyor ki ikizler burcu Allah kerimdir, gidelim var ya. Aynı onun gibi. Git, ilerle. Niye duruyorsun ki? Sen bu kadar şeyi yaptıktan sonra hiçbir şey seni tutamaz tek yapacağın şey senin için açılmış olan yolda emeklemek, yürümek, koşmak. Yani durmak yerine emekleyin en azından. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile bir şey yapın. Yani ben hiçbir şey yapamıyorum öf deyip de bir yerde kalmayın lütfen. Yani bir başlangıç geliyor ve bu tamamen yeni bir sayfada oluyor. Sürekli yazıp yazıp sildiğiniz bir sayfa değil bu. Bu bir ilişkiyse bu yeni bir insan. Yenilenmiş olarak gelen bir insan Bu bir işse yeni bir iş Bu bir ortaklık dostluk Bir barış olayıysa yepyeni bir dönem Aslına bakarsanız Ve Nisan ayı yani şu ikisi bile sizin Yani her çok çok güzel görünüyor Yeni sayfa yeni bir başlangıç Yani Allah bereket versin arkadaşlar O kadar zor zamanlardan sonra Bu gerçekten çok iyi geldi Artı bakın ne getiriyor sizlere bir adalet kartı. Bu adalet kartında arkadaşlar şu vardır. Hem dünyevi anlamda çok güzel bir adalet dönemi olur. İşte size iftira atanlar varsa onlarla alakalı bir ilahi adalet işte size çok kötü davranmıştır aşk ilişkiyi aile hayatında bunların elbette bir karşılığı olacak demek ki Nisan'a şimdi böyle geriden geriden gelen her türlü sıkıntıyla alakalı bir ilahi adalet dönemi hem de arkadaşlar gerçekten maddi dünyada bu yaşadığımız dünyada sizin varsa mahkemeleriniz mahkeme açmayı düşünüyorsanız polise gittiniz işte size haksızlıklar yapıldı bunlarla ilgili konularda da tamamen bir rahatlama dönemi yani bir Sorunun aslında çözümünün geldiği ve bunun tamamen adalet, ilahi adaletle sağlandığı bir dönem. Hani Aa işte hiçbir istediğim olmuyor, ben kendi adaletimi kendim sağlayacağım gibi bir olay çok görünmüyor. Çünkü zaten sağlanıyor, her şey ayarlanıyor. Devam ettiğimde arkadaşlar yeni bir aslında hayatınızda döneme başlıyorsunuz. Bu yeni başladı hani yeni bir bölüm yazmanın işte zamanı geldi ve bir yola gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu gittiğiniz yola da o kadar hazırsınız ki bakın valiziniz, valiziniz, her şeyiniz hazır. Bakın geminize geliyor. Tamamsınız. Hani geç kalmış değilsiniz. Eksik bir şeyinizi ben görmüyorum. Yani yolunu o kadar beklediğiniz şeyler var ki o kadar yol gözlemişsiniz ki artık diyor ki her şey geliyor. Bakın bir şeyler değil. Her şey sana doğru geliyor. Bolluk sana geliyor, aşk sana geliyor, ilişkiler sana geliyor, teklifler sana geliyor. Hani diyorum ya bazen videolarda sağla alıyorsunuz kendinize doğru diye. İşte bu kart aslında onun kartı. Demek ki çok fazla savaşılmış, çok fazla hazırlıklar yapılmış. Hem maddi hem manevi anlamda hazırlıklar yapılmış. Ve gitmeye, gezmeye, yer değiştirmeye gerçekten hazırsınız sevgili arkadaşlar. Ay 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 arkadaşlar şimdi bakın bu kartta neden işleri hani olması gerektiğinden daha fazla hani zorlaştırıyorsun. Bir şeyler aslında hani maddi manevi anlamda çok çok daha kolay olabilirdi. Ama bir şeyler o kadar ters gitmiş ki o kadar hani böyle olmak yerine böyle geliyor ki yani ben bunu siz kendi kendinize yaptınız demiyorum. Ama şöyle bir durum var. Markette araba sepeti alıp bir şeyler yapmak yerine hepsini kucağınıza dolduruyorsun. Sonra aa niye döküldü? Benim kollarım niye ağrıdı? İşte cüzdanıma ulaşamıyorum. Böyle bir olay var. Bir şeyleri yaptıktan sonra genel olarak bir zorlandığınızdan dolayı şikayet etme olayınız var. Yani çok acaba yiyip de sonra ben niye kilo aldım mı diyorsunuz. Kendinizi çok hırpalayıp ay benim psikolojim niye bozuluyor mu diyorsunuz. Herkese çok fazla çiçek böcek dağıtıp ondan sonra benim param niye bitti ya da herkes benden niye çok şey bekliyor. Bunu mu söylüyorsunuz? Bakın yani okul için şey uf bu okul niye zor diyen çocuk mu var ya da siz misiniz artık bu kişi? Her o niye zor bu niye zor. E çünkü baştan işte çalışılmamış. Belki çok fazla e, geliyordur bazı şeyler size. Demek ki buralarda bir yeni düzenleme yapmak gerekiyor. Geçmiş hatalardan ders çıkartmak sizler için önemli olacaktır. Şimdi arkadaşlar devam ettiğimde şöyle bir durum var. Sizin artık bir ilerleme durumunuz evet görünüyor. Her şey tamamen hayatınızda dengede gayet güzel. E, her şeyin yolu yordamı her şeyin ayarlandığı bakın bir işiniz var olarak görünüyor ve şunu söylüyor. Kendi kendine bak sen bazı sınırlar uygulamışsın. Yapamam bir sınırdır. Edemem bir sınırdır. Göremem, gezemem. Ay birisi bir şey der. Şunun aslında bakın bir tık bağlantılı. Diyor ki her şey neden olması gerek bazı şeyleri neden olması gerektiğinden daha zor hale işte getiriyorsun. Daha zor olmak mecburiyetinde mesela. Burada da şunu söylüyor. Sen yani kendine sınırlar koyuyorsun. Koydun bu sınırları kaldırmalısın. Yani yapamam demek evet bir şeyleri zorlaştırır. Yaparım derseniz gerçekten bir şeyleri her şey değil bakın bir şeyleri yapabilirsiniz. Size geliyor bu gemi. Almışsınız biletinizi orada duruyorsunuz. Binerseniz kazanırsınız. Binmezseniz yani hakkınızı kaybedersiniz. Demek ki bu ay içerisinde size öyle bir şans geliyor ki, size öyle bir kökten, size öyle bir dipten değiştiriyor ki bu gemiye bindiğinizde belki bir daha bu hayatı yaşamayacaksınız. Bambaşka bir hayata gidiyorsunuz. Kafa yapınız, hayatınız, her şeyiniz, işte belki kimlikteki bilgileriniz, eğitim hayatınız, yaşadığınız alan, yer yani komple değişecek. O yüzden bir değişim anındasın. Yeni bir sayfa açıyorsun. Önceki sayfaları yırtmışsın. Şimdi önceki sayfaları yırtıp da e hadi ben vazgeçtim bu sayfaları yapıştırayım dersen e, olmaz. Yani eğreti durur. Olmaz. O yüzden çok önemli bir karar vereceksiniz. Çok önemli bir karar vereceksiniz. Bir challenge gibi bir şey, bir değişim, bir hareket var hayatınızda. Ve sizler arkadaşlar verdiğiniz kararda gerçekten kararlı olduğunuz sürece kazanırsınız. İki gün işi açayım, üçüncü gün gitmeyeyim, kapatayım ben orayı derseniz zarar edersiniz. O yüzden bakın sizi sürekli olarak bir şeyler karşısında uyarıyor. Kreatif bir kişiliğiniz olduğundan bahsetmiştim. Bakın yine burada çıktı. Yapamam edemem demeyin. Çünkü bir e, bolluk bereket kartı aslında sizlere geliyor. Bu bolluk bereket kartı sizi e, arkadaşlar imparator kartı sizi arkadaşlar öyle bir yukarı çıkarır ki inanamazsınız çocuğunuz olur evlenirsiniz, iş kurarsınız, işe girersiniz. Orada bir de yükselirsiniz. E, artı aşk hayatınız çok çok iyi bir duruma gelir. Şu an kavgalıysanız Nisan ayının sonuna doğru belki barışacaksınız. Şu anda hayatınızda birisi yoksa sadece sohbetse bu Nisan ayının sonunda ayın sonunda birçok şey dengeye gelebilir. Hem sizi rahatlatabilir hem de Buralarda bir bolluk bereketin olması demek aşk eksikliği çekmezsiniz, para eksikliği çekmezsiniz, yatırımlarınız değerlenir. Ay ben zarar ettim düşüncesi kafanızda artık olmaz. Hem de bir şeyler bakın bolun bolun olur, bol bol olur. Bakın yine bir başlangıçlar geliyor, Bildiğiniz bu şapşal hani joker vesaire öyle bilinen kartınız. Bakın tamamen diyor ki bir risk, risk alacaksın. Muhtemelen sizin sıkıntı yaptığınız konu bu arkadaşlar. Ben bunu yapmak istiyorum. Evet ama ailem izin vermezler. Sonra ben onlara ne hesap vereceğim? İşte ben bunu yaptığımda olmazsa... Bakın ben sizinle burada ilgili bir şey görmüyorum. Bakın şu anda beraber konuşuyoruz. Benim burada gördüğüm şey şu. İkizler Burcu. Aman o ne der? Aman bu ne der? Normalde Burcu'nuzun özelliğine başkalarının ne dediğine bakarak yaşamak yok. Belki yorumlarda diyeceksiniz kimse bana bir şey diyemez. Evet diyebilirsiniz. Herkes için geçerli değil. Ama 10 kişiden 8'inde 7'sinde... E aile yani onlarsız nasıl bir şey yapayım. Yani hayatınızı belirli insanlara öyle bir odaklamışsınız ki Onların beğenip beğenmeyişine, onlar acaba rencide olur mu, onlar kırılır mı, ee, İşte arkadaşlarım ne bana ne der, ben saçımı işte renkli yapmak istiyorum, acaba benimle dalga geçerler mi, ne biçim saç şu bu derler mi, ya beğenmezlerse, işte onun saçı şu renk, ben de aynı renk yapmak istiyordum aslında, yaparsam şimdi acaba bana işte kıskanç, taklitçi derler mi soruları, bakın çok fazla aklınızda gezebilir, İşte o kadar geç kaldım şimdi mi aklına geldi bazı şeyler değil mi? Ee, bakın hep başkaları ne diyor? Bunun üzerine birazcık eğilim gösteriyorsunuz. Yani açık söylemek gerekirse arkadaşlar bundan kurtulduğunuz takdirde yine bakın burada bir başlangıçlar var. Tekrar bir başlangıç var. Bakın hayat size diyor ki başlangıç yap siz diyorsunuz ki şu kişiye sormalıyım. Hayat size diyor ki bak yeni bir sayfa aç. Olmaz şunu sormam lazım. Acaba yeni sayfa açabilir miyim? Bunu yapabilir miyim? Bakın eee ikizler burcu aslında yani iletişimi çok kuvvetli olmasına rağmen ne istediğini çok böyle ustalıkla hani böyle anlatmak yerine böyle anlatır ve kabul ettirir bunu. Normalde burcunuzun özelliğinde bu var. İletişimci olduğunuz için bu özelliğiniz var. Fakat arkadaşlar bunu çok fazla yoğun olarak son zamanlarda kullanmıyorsunuz. Sanki burcunuzun özelliklerini taşımıyorsunuz da herhangi bir burca daha yakın gibi görünüyorsunuz. Şimdi hangi burç olduğunu söylemeyeyim. Yani çok fazla kendinizi kısıtlamış olarak gördüm ben sizleri ve tabii ki bir tanrı kartı. Bu tanrıça kartında arkadaşlar çok büyük bir buluşma vardır. Haberler buluşur. İşte bir yandan iş teklifi gelir bir yandan çok güzel bir eğitim başarısı gelir bir yandan çocuk haberi bir yandan sağlığınızın düzelmesi gibi bakın bir yandan satış bir yandan alış gibi yani her şey tamamen birbirini hani güneş sistemi gibi sıfır hatayla böyle birbirini takip ediyor böyle bir güzel dönemi anlatır çünkü bu tanrıça kartında tabii ki şu anda tanrı tanrı yani tanrıça olayı falan yok biliyoruz zaten. Ama bu Tanrıç olayında size tamamen şunu getiriyor. O kadar çok eril enerjiyle bütünleşmişsin ki evet burcunuz zaten eril. Ama o kadar bütünleşmişsin ki e, tabii ki hayatta dişil ve eril dengede olmadığı zaman bir yerden sonra size sağlıksız ve zarar vermeye başlıyor. Yani tek bir konuya odaklanıyorsunuz. Geriye kalan hiçbir şey önemli değil. Yani iş yapmaya o kadar odaklanıyorsunuz ki banyo yapmak size küfet geliyor mesela. O yüzden bu dönemde biraz daha dişil enerji çalışmaları yapın diyebilirim. Yapıp yapmamak size kalmış. Ama onun haricinde biraz bazı zararlı enerjilerin etkisinde görünüyorsunuz. Devam ettiğimde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Kılıç cedilisinde kimse sizi kandıramaz. Genellikle kandıran birisi varsa bu. Siz olursunuz bazı zorluklar. Evet yaşıyorsunuz. Bu yaşadığınız zorlukları biraz aşmak adına size ihanet edenleri sizi kandırmaya çalışanları çok çok iyi tespit ediniz lütfen. Size sevgiyle, size dürüst olmayan bir şekilde aslında bakın burada yani dürüst olmayan bir şekilde namussuzca yani Türkçe tercümesi namussuzca yaklaşmaya çalışan insanları uzaklaştırmanız gerekiyor. Eğer dişil enerjiniz yüksek olursa bu kişiler size gelmez. Yani biraz buna o yüzden dikkat edin. Bu bir. İkincisi gerçekten etrafınızda birazcık düşmanlar var. İlla görüşmek mecburiyetinde değilsiniz. Ben bunları uzak görmedim. Bu arada 5. sırada geldiği için biraz daha yakın çevre akraba diyebilirim. Hali hazırda görüştüğünüz insanlar yani görüşmüyorum 3 sene geçmiş üstünden dediğiniz insanlar değil biraz daha görüştüğünüz insanlardan birazcık böyle bir düşmanlık sezinleyebilirsiniz. Ama bu kartta da şöyle bir şey vardır. Onlar sizi aldatmaya çalışırken asıl kendileri aldanıyordur. Sizin arkanızdan konuşuyorlar. Sizin ben belki haberiniz yok ama sizin günahınızı alıyorlar. Hop buyurun size ilahi adalet. Devam ettiğimde sevgili dostlar bu kartta şöyle bir şey vardır. Sizi alır ve götürür. Başka şehre götürür. Yabancı iş, yabancı para, yabancı insanlar, yabancı dinler, yabancı kültürler, hiç alakanızın olmadığı şehirler, hiç bilmediğiniz yerler. Ay hadi işte hiç alakanız yoktur. Şu şehre gidelim. Harika bir yeri var. Bu yaz buraya gidelim. Hadi bir tane. Şöyle yapalım. Yabancı paralar dediğim gibi. Yabancı dillere çok büyük bir ilginiz olabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ve normalde bilmediğiniz bir şeylerin kursuna e, gitme. Yeni şeylere ilgi duyma. Bundan zaten bahsetmiştik. Bunlar yine gündeminize görünüyor. Ve geliyorum arkadaşlar. Tabii ki kılıç dokuzluzu biraz sıkıntılı bir karttır. Çünkü şunu getiriyor arkadaşlar. Biraz endişe kartıdır. Anksiyete kartıdır. Bu hani diyeceksiniz çok klişe. Evet ama şudur. Kendi kendinize bir şeyleri yapıyorsunuz. Ya da birileri size zarar verdiyse buna siz birazcık izin vermişsiniz. Yani birilerinin size şakayla karışık laf sokmasına izin vermişsiniz. Şimdi biri bana laf soksa... Yani cevabını öyle bir veririm ki arkadaşlar... Ortalıkta gezemez yani ben insanım diye. Kendini bayağı başka bir şey zanneder. O, o kadar yani beynini işleyerek konuşurum onu. Bir ikizler burcu olarak bu iletişimci yeteni... Yani yönümü... Yani dehşet kullanırım ona. Yönünü şaşırır. Yani o yüzden... Bakın bir şeyler oluyorsa hasta mısınız? Daha önceden gitmeniz gerekiyordu bu bir. İkincisi etrafınızda kötü insanlar mı var? Bir anksiyeteniz mi var? Bunları zamanda uzaklaştırmanız gerekiyor. Ha bu demek değil ki her şey bitti çok geç kaldınız. Hayır. Nisan ayı size bir şeylerde tekrardan bir şans veriyor aslında. Düzeltebilirsin, yapabilirsin. Bak öyle bir ilahi adalet ki ben senin için geliyorum. Pislik, namussuzlar kim varsa bunları atıyorum. Dürüst olmayan insanları, sana faydası olmayacak işleri fırlatıp atıyorum. Hayatın dengeye geliyor. Bak bir şeyleri zorlaştırdın. Kendin yaptın ya da başkalarının yapmasına buna izin verdin. Şimdi aynısını yapmayacaksın. Bak gemin hazır, eşyaların hazır. Bin git. İster işe git, ister okula git, ister evlen bir şeyler yap. Yeni biri, yeni bir iş, yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç. Start, başla başlıyorsun devam ediyorsun. Şurada saydığım konularda düzelttikten sonra sezgilerine güvenerek hareket ediyorsun. Zaten bir hani zorluklarla alakalı bu zorlukların bitmesi, bunların indirgenmesi, yeni başlangıçlarla alakalı evet biraz riskler almanız gerekebilir. Ama bunlar sizin hem kreatif kişiliğinizi yani yaratıcı olma olayınızı diyeyim. Çok doğru değil ama kreatif kişiliğinizin artmasını ve tabii ki burada bir bolluk bereketin yani bereketinizin artmasını beraberinde getiriyor. Bu dönemde birazcık şeylere dikkat edin. Hileli şeyler hani böyle hani böyle gidersiniz gidersiniz yerde böyle bir kapan vardır. Onun gibi yani bastığınız yere dikkat edin. Orada belki bir hile hurda bir şey var. Ayağınızı kapacak. Bunlara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde sevgili arkadaşlar. Bazı şeyler artık bitiyor. Ama bitmesi demek bu tamamen bir bitiş değil. Bakın hem bir başlangıç var hem bir bitiş var. Demek ki aldığınız şeyleri, aldığınız işi, gücü tamamlıyorsunuz aslında bir bitişten öte. Çünkü arkadaşlar bir de change var. Bu change tabii ki bir değişim olayıdır. Hayatınıza gerçekten bakın büyük bir değişim geliyor. Ama bu büyük değişimin, bu değiştirme olaylarını getirmeden önce size şunu söylüyor. Biraz tabii ki kendinden, zamandan, işinden, gücünden tabii ki bir parça ödün vermen gerekebilir bazı insanları. Evet çok fazla yaşadığın alanın dışına itmen gerekirken bazı konularda da yeniliklere evet demen önemli. Yani güzel bir yolculuk dönemi var. Bir şeyleri kaybetmek. Uf ben bu alışkanlığıma çok alıştım. Keyfim çok yerinde. Şimdi kalkıp çalışacak mıyım yani? O keyfim de iyiydi. Bakın böyle bir düzeninizin bozulması bile sizin aksiyetenizi endişenizi fırlatabilir. Ya of ben o insanların içerisinde ne yapacağım? Çok heyecanlanıyorum. Nasıl telefonda konuşacağım? Ya başarısız olursam? Böyle bir sürü soru işareti olabilir ama diyor ki sen hiç merak etme. Evet başta sıkıntıların olabilir ama sonradan çok güzel alışıyorsun. Hiçbir şekilde şu tuzak tuzak tuzak. Bir <laughs> türlü söyleyemedi tuzak. Tuzaklara çok dikkat etmek lazım kelimeyle ilgili. Çünkü şunu da söylüyor. Sen zamanda zaten bazı insanlar aman iyidir, aman dostumdur, aman akrabamızdır diye Onlara inanmışsınız, güvenmişsiniz. Belki mal mülk konusunda, sarılar konusunda ama sıkıntı yaşamışsınız. Şimdi tekrardan aynı şekilde tuzağa düşmemek adına, hapsolmamak adına bazı düşüncelerde, belki bazı maddi konularda bağımlı olmamak adına, belki birilerine bağımlı olmamak, onların o hapsinde hapsolmamak adına biraz daha dikkat etmek. Bu kişilerle dostluğunuzu, durumlarınızı bitirip, bir değişimde bir başlangıç yaşamak bunun içinde bir risk almak önemli olacaktır. Yeni sayfa diyelim. Yeni başlangıç diyelim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.